Şimdi karşımda Doğu Perinçek göreyim mi? Evet. Vatan Partisi Genel Başkanı Doktor Doğu Perinçek karşımızda. Doğu Bey, iyi akşamlar. İyi akşamlar hepinize, bütün arkadaşlara iyi akşamlar sizlere. Hayırlı sağ olun, akşamlar, sağ olun. Teşekkürler. Şimdi hayırlı Doğu akşamlar. Bey, stüdyomuzda bulunan Şaban Sevinç'le dün bir YouTube yayını yaptınız. Bugün evet. Sosyal medya adeta yıkıldı. Yani sizin evet. söylemleriniz her yerdeydi, herkes konuşuyordu. Bu arada Şaban abimizi, dostumuzu da tebrik ediyorum. İyi bir gazetecilik yaptı. Sizden o mülakatı aldı. Şimdi biz merakla soruyoruz. Daha doğrusu özel olarak da ben sormak istiyorum. Buyurun. Çünkü mülakatı başından sonuna kadar izledim. Sizi de çok evet. uzun yıllardır takip ediyorum. Ama doğrusunu söylemek gerekirse ta 80'li yıllardan itibaren 2000'e doğru dergisinden bu yana hep afişe ettiğiniz bir isim vardı. Mehmet Ağar. Eski İçişleri Bakanı Mehmet Ağar'a yönelik siz kitap yazdınız. Çiller Özel Örgütü dediniz. 2000'e doğru dergisinde kapak yaptınız. Birinci MİT raporunu yayınladınız. Hep içinde Mehmet Ağar geçiyor evet. onların. Şimdi Mehmet Ağar'a diyorsunuz ki ben kefilim. Hatta tam ne diyorsunuz? Mehmet Ağar için ABD'ye direniyor diyorsunuz ve milli bir görev yapıyor diyorsunuz. Ben kefilim diyorsunuz. Şimdi bütün herkesin kafası karıştı Doğu Bey. Nasıl olacak? Yani siz 20 senedir eleştirdiğiniz ve Türkiye'deki bütün operasyon, sizin iddianızdı bu. Sizin ve yönettiğiniz yayın organlarının iddiasıydı. Yazdığınız kitabın iddiasıydı. Karanlık merkezin odağında bu isim vardı diyorsunuz. Şimdi bir anda millici olarak ilan ettiniz. Biz hangisine inanalım? Şimdi önce herkese merhabalar, sevgiler, saygılar. Merhaba. İzleyicilerimizi de sevgiyle, saygıyla selamlıyoruz. Şimdi 2022 yılındayız. 15-16 Temmuz sonrası, hatta bizim 2014 baharında Silivri duvarlarını yıkmamızdan sonra Türkiye yeni bir döneme girdi. Bu dönemin en önemli özelliğine Türkiye Amerikan emperyalizmiyle cephe cepheye, FETÖ'nün üzerine yürüyor, PKK'nın üzerine yürüyor. Amerika ile savaş içerisinde. Dolayısıyla biz şimdi cepheyi bu gerçekler temelinde kuruyoruz. Ve Mehmet Ağar da bugün bu koşullarda Amerikan emperyalizmine, FETÖ'ye, PKK'ya karşı kararlı bir duruş içerisinde. Şimdi aptal olmak lazım. Bu koşullarda Türkiye'nin bağımsızlığı, bütünlüğü, başı dik yaşaması için mücadele ederken aynı cephede olan insanları yıpratmak o bizim yapacağımız iş değil. Biz hakim değiliz, savcı değiliz, polis değiliz. Ondan sonra ve bugün mesele Türkiye'de işte yolsuzluk ve yolsuzlukla mücadele edenler arasında bir cepheleşme yok. Tabii burada yanlış bir anlamadı olmasın. Ben Sayın Ağar'ı yolsuzlukla da suçluyor değilim ama işeyi topluma anlatmaya çalışıyorum. Mesele Mehmet Ağar meselesi değil. Mesele Türkiye bugün Doğu Akdeniz'den tehdit ediliyor. Suriye'de bir harekat başlamak üzere. Karadeniz'de Rusya ile Amerika arasında sıcak savaş devam ediyor. Bu koşullarda biz Vatan Partisi, bir siyasi parti olarak neye bakıyoruz? Herkesi bu cephedeki konumlanması açısından değerlendiriyoruz ve Amerika'nın da bu cephede konumlanmış olan şahsiyetleri, partileri, insanları, halkı yıpratmasına tabii ki göz yumamayız. Bizim tavrımız bu. Peki merak ettiğim şey şu. Şu anda evet. yani Mehmet Ağar özelinde konuşmak, tabii onun da kişilik hakları var. Mehmet Ağar bakın özelinde konuşmuş değiliz ama hani siyaseten bir hamle mi yapıyor da onun millici? Yani ne var mesela şu anda Mehmet Ağar'ın görevi ne? Şöyle mesela Azerbaycan televizyonuna 10 gün kadar önce bir açıklama evet. yaptı. Evet. Tamamen Amerikan emperyalizmini hedef aldı. Hatta geçmişte sola haksız suçlamalar olduğunu, solun Amerikan emperyalizmine karşı mücadelesinin son derece isabetli yerinde olduğunu, hatta kendilerinin de bu konularda bazı yanlış haksız muameleler yaptıklarını falan böyle dürüstçe, yiğitçe ifade etti. Aynı şekilde Aydınlığın manşetinden açıklamaları oldu. Bu duruşlara baktığımız zaman Mehmet Ağar bugün Amerikan emperyalizmine karşı Türkiye cephesinde kararlı, dürüst, sağlam bir tavır alıyor. Şimdi onu yıpratmak herhalde bir vatanseverin işi olmaması lazım.
Evet. Yani ve onunla ilgili daha önce sizin dönemde, dile getirdiğiniz iddiaların bizim için şu anda bir önemi kalmadı diyorsunuz. Benim anladığım o. Öyle mi? Şimdi bakın, o iddialar başka şeyler. O iddialar vatan savunması, vatan savaşı eksenli iddialar değil. Başka iddialar. Yani o iddialar daha çok Türkiye'deki Gladio kuruluşuyla ilgili iddialardı. Şimdi bakıyoruz o Gladio'ya karşı. O Gladio kim? Fethullah terör örgütü. Fethullah Gladiosu. Sayın Ağar bugün Fethullah Gladiosu'nun Türkiye'de hedef aldığı 3-5 insandan biri. Şimdi bugün Mehmet Ağar'a Gladio eksenli eleştiriler, suçlamalar yapmak yerinde mi? Yani o arkada kalan dönemin saflaşmaları başka. Bütün tarih boyunca İstiklal Savaşımız, işte Çin Devrimi, Rus Devrimi, Osmanlı Devleti, Hazreti Muhammed'in yaşadığı olaylar vesaire hepsine baktığımız zaman böyle bir şeyi tutturup şartlar değiştiği zaman, cepheler değiştiği zaman, konumlar değiştiği zaman hala tarihin içinde yuvalanmak doğru değil. Burada bir hikayeyi tekrar anlatayım. Hazreti Muhammed Mekke'yi aldığı zaman ben Şaban Sevinç'in görüşmesinde yanlışlıkla Ebu Süfyan dedim. Ebu Süfyan değil, Ebu Cehil. Ebu Cehil'in oğlu İkrime, Mekke'nin valisi. Ve tabii Hazreti Muhammed Mekke'ye girince kaçıyor. Buluyorlar, getiriyorlar. Aman diyor, dokunmayacaksınız diyor Hazreti Muhammed İkrime'ye. Ondan sonra getiriyorlar, dokunmuyorlar. Onun hikayesini şimdi uzatmayayım burada. Ve İkrime'ye Hazreti Muhammed diyor ki, şimdi diyor ben seni diyor Mekke'nin valisi tayin ediyorum diyor. Ondan sonra Hazreti Ebu Bekir Hazreti Muhammed'in kulağına diyor ki, daha o Müslüman bile olmadı. Sen onu Mekke'nin valisi yapıyorsun. Hazreti Muhammed'e diyor ki, emaneti ehline vereceksiniz. Bakın, bunlar bize öğretecek. Yine Hazreti Hamza'yı öldüren o vahşiyi Hazreti Muhammed'in Müslüman olduğu için affetmesi, artık o bizdendir demesi gibi. Ben evet, burada Sayın Mehmet Ağar'ı İkrime'nin veya vahşinin konumuna da koymuyorum. Yalnız bir şey toplumumuza anlatmaya çalışıyorum. Yeni bir döneme girdik, yeni bir saflaşma var. O saflaşmayı anlamak lazım. O saflaşmayı anlayarak siyaset yaparız, vatanseverlik peki, yapabiliriz, Türkiye'ye hizmet edebiliriz. Peki, Hacı Şükrü'nün bir sorusu var. Kısa soruda bir de bir Barış'ın da sorusu var. Ağır konuyu geçmeden de soralım. Bitireyim. Ben böyle konularda korkmam, cesur bir insanımdır. Geleceğe yönelik olarak da evet, ben Mehmet Ağar'ın önümüzdeki dönem vatanımıza, milletimize, Türkiye'nin bütünlüğüne ve Gladio'ya karşı, Fethullah Gladiosu'na karşı mücadeleye katkılarıyla iyi sınavlar vereceğini, önemli katkılarda bulunacağını görüyorum. Burada da korkmadan bunu söylüyorum. Siyasette ben hiçbir zaman korkaklığı sevmem. Buyurun. Önce Barış Doğu Bey, şöyle. Hacı mı? Hacı sen söyle. Tamam, tamam. Mehmet Ağar'la ilgili yani soru şöyle. Hani ticarette niye kefil olunur? Ticarette birisi bir şey alır satar, bir hareketlilik vardır, kefil olunur. Siyasette niye kefil olunur? Yani ya birisi bir parti kuracaktır ya bir partiye üye olacaktır. Mehmet Ağar o bahsettiğiniz savunmayı siyasi figür olarak mı yapacak? Yani siz kefil olurum dediğiniz zaman vatandaşın aklına şu geliyor. Mehmet Ağar ya Vatan Partisi'ne girecek, orada yönetici olacak, Doğu Perinçek'le hareket edecek. Ya da bir parti kuracak, hareket edecek. Ya da Mehmet Ağar tekrar siyasete bir aktör olarak dönecek. Siz kefil olurum deyince böyle bir şey var mı? Nerede hareket kefil edecek? Olurum, kefil olurum diye bir söz sarf etmedim ama madem siz söylüyorsunuz şimdi onu söyleyeyim. Evet, kefil oluyorum. Yani ben dünkü konuşmada kefil olurum demedim. Dün yok ama muydu? Madem yok, ısrar vardı, ettiniz. Vardı, vardı. Yok, hayır, hayır. Yok mu? Yok. Hayır, yok. O sordu, ben ona kefil olurum diye cevap vermedim. Ama madem ısrar ediyorsunuz, şimdi bu sizin Sayın Gürkan Acar'ın bu görüşmesinde kefil de oluyorum. Neden? Savaşan insanlar kefil olur. Savaşmayan insanlar diğer insanları şüpheyle bakar. Siz kefil olduğunuz insanlarla savaşabilirsiniz. Kefil olmuyorsanız, yanınızdakine güvenmiyorsunuz, beraber olduğunuz insana güvenmiyorsanız savaşamazsınız. Bu da bir öğreti. Sayın Mehmet Ağar'ın Vatan Partisi'ne katılması tabii Vatan Partisi için çok güzel bir olay olur. O her zaman önder kadrolarda olacak bir insan. Davet ettiniz mi Sayın Perinçek? Davet ettiniz mi? Hayır, şimdi öyle, hayır, davet etmiş değilim ama
katılması da çok güzel olur, fevkalade olur, onu da söyleyeyim. Zaten kefilde oldum, burada söyledim. Ben insanlara güvenirim. Peki. Ve güvenerek insanlarla savaşlar kazanılır. Siz doğru bir duruşta olmayan insanlara şüpheyle bakarsanız ne Hazreti Muhammed gibi bir başarı kazanırsınız, ne Atatürk gibi bir başarı kazanırsınız. Onun için ben sizlere de güveniyorum. Bakın burada tartıştığım insanlar da var. Eğer Amerikan emperyalizmine, FETÖ'ye karşı duruşlarını görürsem onun hepsine güvenirim. Geçmişlerini de unuturum. Hatta 15-16 Temmuz gecesi diyelim, o neydi onların adı? Bir kurumları vardı, Yurtta Sulh Konseyi. O bildirileri yayınlayanları bile bugün hayır ben FETÖ'yle mücadele ediyorum diyorsa ne güzel, onları tebrik ederiz ve onlara kefil olurum ve sen geçmişte şunu yapmıştın, bunu yapmıştın. Bakın savaşan liderler bunu yapmaz. İnsanları böyle sen geçmişte şunu yaptın, geçmişte bunu yaptın, Tayyip Erdoğan geçmişte şunu yaptı, öbürü bunu yaptı falan, bunlarla savaş kazanamayız, kazanamazsınız. Onun için sizleri de bu tavra davet ediyorum. Yani insanların geçmişlerini kurcalayıp durmayın. Bugün yaptıklarına, hangi cephede olduklarına hep beraber bakalım. Türkiye zor bir döneme giriyor, çetin bir döneme giriyor. O çetin dönemin tavırlarını alalım, insanımıza güvenelim. Geçmişte çeşitli sınavlardan geçmiş, hatta hata yapmış insanlar bu dönemlerde daha makbuldür. Çünkü hatalar da çok esaslı öğretmenlerdir, değil mi? Herkes hata yapıyor, bütün büyük insanlar da hata yapıyor. Ben herhangi bir şahıs bağlamında konuşmuyorum. Ama ben bu önümüzdeki çetin dönemin savaşçı kurallarını, savaşanların kurallarını toplumumuza sizin sayenizde anlatmaya çalışıyorum. Peki Barış arkadaşına bir Sayın soru. Sayın Fenilçek, ben bir soru sormak istiyorum. Beni görebiliyor Buyurun. Musunuz bilmiyorum ama tabii çok iyi görüyorum. Buyurun Barış Bey. Yarın partinize Ethem Sancak katılıyor. Biz Ethem Sancak'ı daha önce AK Parti kurucusu olarak, AK Parti'de siyaset yapmış bir iş insanı olarak tanıyoruz ki geçmişin eski aslında Sosyal Demokrat Halkçı Parti yöneticisidir. Daha önce Proleter Devrimci Aydınlık'ta sizinle birlikte mücadeleleri var ama ben son dönemine gelmek istiyorum. Yarın Ethem Bey sizin partinize katılıyor. Ethem Bey'in AK Parti ile bağlarının kopmasında şirketinde çalıştırdığı söylenilen ve size de yakınlığıyla bilinen 3 Vatan Partili'nin iktidarda yarattığı rahatsızlığın bir etkisi var mı acaba? Çünkü hiç. Bunları konuştunuz mu? Ben bunu mu? İlk defa sizden duyuyorum. Şöyle bir şey, hiçbir etkisi. Şöyle bir şey konuşuluyor kulislerde. Ethem Bey'in şirketlerinde etkili yetkili isimler var. Vatan Partisi'ne yakın. İktidar bunların olmasından rahatsız ve kendisinin bu konuda uyarıldığı yönünde bazı iddialar var. Bunları konuştunuz mu? Bir, iki, Ethem Bey neden sizin partinizi tercih etti? Evet, şimdi bir kere Ethem Bey'in şirketlerinde etkili 3 tane Vatan Partili yok. Yani yok, öyle insanlar yok. Olsa kulislerde ben bilirim. Konuşulanları söylüyorum ben. Yanlış. Tam bu hatta bunu bulmuşken size sorayım dedim ben. İyi ettiniz. Ethem Bey'in şirketlerinde etkili Vatan Partili yok. 3 değil, bir kişi bile yok. Olsa seviniriz bütün şirketlerde. Ben de şey diyeceksiniz partili zannettim. 3 tane Vatan Partili yok. Hepsi Vatan Partili diyeceksiniz zannettim. Yok. 3 tane yok. 2 tane de yok. 5 tane de yok. Yani evet. 18 tane de yok. Neyse. O öyle insanlar yok. Olmaları Türkiye'nin en seçkin insanlarıdır Vatan Partililer. Her girdikleri şirketlerde, partilerde, basında en etkin konumlara gelirler. Ama o şirketlerde Vatan Partili yok, onu söyleyeyim. Belki mutlaka işçi düzeyinde, aşağı düzeylerde mutlaka vardır da etkin konumlarda Vatan Partili olmadığını çok iyi biliyorum. Bu bir. İkincisi, Ethem Bey niye Vatan Partisi'ne katılıyor? Vatan Partisi'nin programını, tüzüğünü ve özellikle bu son 2014'ten bu yana 8 yıldır verdiği imtihanları, hatta 8 yıl demeyelim, Ergenekon Balyaz döneminden başlayarak 2000'li yıllardaki mücadelesini benimsediği için, bununla özdeşleştiği için, bir de kökünü, geçmişini bildiği için, Ethem Sancak Vatan Partisi'nin merkez karar kurulu üyeliğini yaptı, geçmişte başkanlık kurulu üyeliğini yaptı, Diyarbakır il başkanımızdı, PKK'nın kurşunlarına hedef oldu Diyarbakır'da, yani onun da çok şey bir geçmişi vardı. Güzel imtihanlardan geçmiştir. 7 ateşten geçerek buralara gelmiştir. Siyasette de çok önemli tecrübeler kazanmıştır. O tecrübelerin sonunda
Türkiye'ye Vatan Partisi'nde hizmet edeceğini gördü ve katılıyor. Vatan Partisi'nin gelecekteki hükümetinde Ethem Bey yer alacak ve o başarılı bir hükümet üyesi de kesinlikle olacaktır. Ondan eminim. Şaban Sevinç, peki. Efendim, merhaba Doğu Bey, Şaban. Merhabalar, merhabalar. Şimdi efendim Genel Başkan Yardımcınız Nusret Senem, ben de kendisini tanırım, saygıda duyarım. Yani o, avukat Nusret evet. Senem, Vatan Partisi Genel Başkan Yardımcısı. Geçen yıl yaptığı bir açıklama diyor ki, işte bu Çiller Özel Örgütü üzerinden, yani sizde şeması size yayınlanan Çiller Özel Örgütü evet. üzerinden diyor ki kimin suçu varsa suçlular cezasını bulacak, Mehmet Ağar'ın bu olayla bir rolü varsa yargılanacak ve gerekli cezayı alacak. Devamında diyor ki Çiller ve Mehmet Ağar'ı yanına alarak kirlenirsiniz sadece. Başka hiçbir faydası olmaz. Onların suçlarıyla ilgili elinizde imkanlar var. Burada Cumhurbaşkanı'na sesleniyor. Bütün belgeler Cumhurbaşkanlığında, devletin üzerine gitmesi gereken suçlar varsa üzerine gitmesi lazım. Çünkü onların, bakın burası önemli. Çünkü onların özellikle Çiller'in, Fethullah'ın Amerika ile bağını tartışmak, gündeme getirmek, üzerine gitmek gerekir. Yani Çiller ve Mehmet Ağar özel örgütünü Amerika ve FETÖ ile de ilişkili gösteriyor. Şimdi siz FETÖ ile mücadelede Sayın Ağar'ın önemli rolü olacağını, Amerika ile mücadelede önemli rolü olacağını söylüyorsunuz. Şu anda Çiller demeyeyim de Gladio'nun, Fethullahçı Gladio'nun Türkiye'de de hedef aldığı 5-6 isimden biri Mehmet Ağar. Yani o Fethullahçı Gladio'nun yayınlarına falan filan, onun aleti olan insanların saldırılarına bakarsanız orada kimler hedef? Doğu Perinçek hedef, Tayyip Erdoğan hedef, Süleyman Soylu hedef, Mehmet Ağar hedef, Savunma Bakanımız hedef falan. Ama burada belli. Yani Vatan Partisi Genel Başkanı Nusret Senem. Bakın şimdi Nusret Senem benim en değerli arkadaşlarımdan biri. Çok esaslı bir insandır. Ama onun biraz evvel okuduğunuz fikirleri yanlış. Yanlış, kesinlikle yanlış. Ha. Ben bakın açık bir şey söyleyeyim. Mehmet Ağar nereye giderse, hangi konumda olursa oraya temizlik götürür, kir götürmez. Bunlar çok yanlış şeyler. Savaşan bir adam Mehmet Ağar'la kir gibi bir kavramı yan yana getirmez. Bakın çok açık söylüyorum. Ben Mehmet Ağar'la yan yana durduğum zaman kirlenmem, temizlenirim. Neden? Savaşan bir adam. Savaşan adamlar birbirlerini temizlerler. Temizlik ve çok ilginç açıklamalar. Evet, siz savaşırsanız bu konuma gelirsiniz. Çünkü savaşta kazanmak diye bir hedef vardır. Mustafa Kemal'in yanındakilere bakın. Hazreti Muhammed'in yanındakilere bakın. Ben ne bileyim Mao'nun, Lenin'in, Devrim Robespierre'in, Washington'un yanındakilere bakın. O savaşan adamlar, ne Washington ne Cromwell, değil mi? İngiliz devriminin lideri 1640, Jefferson, Abraham Lincoln. Abraham Lincoln'un yanındakilere bakın, değil mi? En sonunda o siyahileri de, o zaman herkes onları kirli görüyordu. Onları da savaşa Mustafa sürdü. Kemal'in yanında ama böyle tartışılan bir isim yoktur. Mustafa Kemal'in kavgalı olduğu, hain dedi insanlarla işbirliği yaptı Kemal daha sonra. Hapishanelerin kapılarını açtı. Bütün uğursuzları, hırsızları, canileri, idam mahkumlarının falan hepsini hadi aslanlarım dedi. Şimdi emperyalistlerle savaşıyorsunuz. Ya işte savaş böyle kazanılır. Atatürk'ten de bunları öğrenelim. Yani hapishanenin kapısını açtı. Bütün o hapishanedeki bulunan hırsız, uğursuz, cani, katil vesaire hepsini dedi ki şimdi arkadaşlar hep beraber vatanımız için Yunan askerlerine, doğuda Ermenilere karşı savaşıyorsun. Öyle Mustafa Kemal oldu. Sizin gibi böyle ince elekten geçirip ondan sonra steril insanlar aradığınız zaman savaşacak adam bulmazsınız. Savaşlarda steril adamlar olmaz. Dünyada Doğru steril Bey, biz hangi savaşın içindeyiz? Ben şimdi biz mi kaçırdık? Siz bir savaşın içindesiniz de biz mi bilmiyoruz? Ya da bir savaşa mı giriyoruz? Mehmet Ağar cephe komutanı mı oldu? Ne oldu? Ben gerçekten anlamak için soruyorum. Anlamak için televizyonlara bakmanız yeter Barış Kardeş. Bakıyorum da yani, Doğu Bey yani öyle bir anlattınız ki Mehmet Ağar bir anda tanımasam kahraman ilan ettiniz Mehmet Ağar'ı. Ben 30 senedir tanıyorum Mehmet Ağar'ı. Yani öğrencilik döneminde, onun emniyet müdürlüğü döneminde, emniyet genel müdürlüğü döneminde, İçişleri Bakanlığı döneminde, Adalet Bakanlığı döneminde yemediğimiz dayak, yemediğimiz hakaret, karşılaşmadığımız sorun kalmadı. İlişkiler, marinalar. Yani, müsaade eder misiniz? Evet. Şimdi, hayır, öyle bir Mehmet Ağar'ı anlattınız ki ben gerçekten
Ben mi tanımıyorum bakın, Mehmet Ağar'ı? Siz mi farklı tanıyorsunuz prensip, anlamadım. Bakın bilmiyorum. Ben bir prensip anlatıyorum Barış Bey. Ben bir prensibi, savaşların ilkelerini, savaşlar nasıl kazanılır onu anlatıyorum. Siz zaten o savaşın farkında değilsiniz. Diyorsun ki hangi savaş var? Bakın televizyonlara cenazeler geliyor. Üstüne bayraklar örtülüyor. O tabutların içinde Mehmetçikler var, şehitler var. Ama siz onlar demek ki sizin şehitleriniz efendim, değil. Efendim teröre karşı verilen evet. mücadeleyi tabii ki herkes takdir ediyor. Ama ona kimse bir söylediği bir şey yok. Teröre karşı verilen değil o. Amerika'ya karşı mücadele. Ama iktidar Amerika ile ilişkilerinde sıkı tutuyor sizin. Bir türlü çözemediğiniz konu bence ama burası. Ama konuşturmuyorsunuz estağfurullah, ki. Estağfurullah buyurun. Doğu Bey, buyurun. Yani, Türkiye Fırat Kalkanı ile Amerikan emperyalizminin İsrail'in koridorlarına giriyor. Oraları yarıyor. Ondan sonra Türkiye'nin şeylerinde, kıyılarının karşısında Yunanistan'da Dede Ağaç'tan başlıyor. Dede Ağaç, Kavala, Larissa, Stefanoviç, Girit'in kuzeyi, Kıbrıs'ın güneyi, Suriye'nin kuzeyi, Irak'ın güzeyi. Buralarda Amerikan üsleri var. Namlular Türkiye'ye dönmüş. Doğu Akdeniz'de Amerika ve İsrail Yunanistan'la birlikte Türkiye'ye karşı efendim Nabıldina tatbikatlarını ve diğer Yunan mitolojisinden alınan isimlerle tatbikatlar yapıyor. Türkiye bir tehditlerin ortamında işte ayrıca da savaşıyor Türkiye. Yani bizim PKK ile savaşımız ve bizim FETÖ'ye karşı savaşımız Amerikan emperyalizmine karşı savaş ve tehditler şimdi ağırlaşmış durumda. Siz bunları görmezseniz o savaşta savaşacak insanları da görmezsiniz. Ben burada insanları yargılamıyorum, insanları teraziye koymuyorum. Ben burada milletime ve bu savaşta görev alacak insanlarımıza, öncülere ve sizlere bir prensibi anlatıyorum. Savaşlarda beğenmemek, ondan sonra tartmak, onun 100 gram eksiği var, onun 300 gram fazlası var falan. Savaşan adam bunları yapmaz. Savaşan adam cezaevinin bile kapısını açar, hadi aslanlarım savaşıyoruz der. Savaşlar böyle kazanılmıştır. Hazreti Muhammed de böyle kazanmıştır. Mustafa Kemal Paşa da böyle kazanmıştır. Cromwell de böyle, Abraham Lincoln de böyle, Washington da böyle, efendim Bismarck da böyle. Böyle incelediğimiz zaman değil mi? Savaşlarda hatta bu liderlerin kendileri diyelim Almanların büyük şeyi 1871 Almanya'yı birleştiren Bismarck. Adam Prusya'nın prensi. Ondan sonra zalim, bilmem gaddar falan diye tanınan bir adam. Ama o Bismarck. Değil mi? Yani onun için böyle sizlerin böyle tartması, ince it öleyip sık dokuması, savaşan adam tutumu değil. Zaten siz de o savaşın içinde olmadığımızı itiraf ettiniz. Bu gelen şehitler sizin şehitleriniz değil. Ben bunu anladım konuşmamızda. Doğu Bey sizi böyle konuşmakta men ederim. Ne kimin şehitlere, kimin şehitlere nasıl saygı duyduğu, kimin o şehitlerin hakkını savunduğunu siz tayin edemezsiniz. Hayır, bu konuda gerçekten sizi böyle konuşmaktan men ederim. Böyle bir hakkınız yok. Siz efendim, bir kere böyle bir hakkınız yok efendim sizin. Sizin böyle bir hakkınız yok. Nasıl, burada tartışma yapıyoruz. Ama siz yani anladım da tartışma yapıyorsanız ama bir yakınlık içindesiniz. Kendinizce bir cephe oluşturuyorsunuz. O cepheyi de oluşturabilirsiniz ama toplum sizin bu çelişkinizi doğal olarak görüyor. Öyle bir hikaye anlatıyorsunuz ki sanki AKP ve siz Amerikan emperyalizmine karşı böyle bir mücadele içindesiniz. Biz de o mücadeleyi anlamıyoruz. Savunduğunuz evet, iktidar zaten Amerika Birleşik Devletleri ile hemhal içinde. Görmüyor muyuz? Nasıl? Yani sürekli ilişki yani, içindeler. NATO'da olsun diğer yerlerde. Yani böyle bir hikayeye Joe Biden niye muhalif? Kendinizi inandırmış olabilirsiniz ama bu hikayeye beni inandıramazsınız. Mehmet Ağar konusuna da siz kefil olsanız da bu toplum zaten kefil olmaz. O yüzden tabii ki Allah bundan sonraki yolunuzu da açık etsin. Birbirinize de gayet yakıştınız. Siz, Ethem Sancak, Mehmet Ağar, diğerleri. Kim bilir daha kimler katılacak. Ama ne olur bu hikayelerinize beni inandırmaya çalışmayın. Şehitler üzerinden de ne olur istismar yapmayın. Her şeyi konuşalım, şehitlerimizi konuşmayalım. Onlar bizim konuşacağımız bir mertebenin çok üstündeler. Rica ediyorum. Gürkan Bey, Şehitlerimize de buradan sonsuz rahmet diliyorum. Allah rahmet etsin hepsine. Bizim ülkemizin bugün bayrağımızın dalgalanması için hepsi canlarını verdiler. Şehitleri siyasi istismar konusu yapmayalım, tartışma dışı bırakalım. Ne tartışacaksanız buyurun gelin konuşalım. Ama şehitler üzerinden lütfen kimseyi yargılamaya çalışmayın. Doğru Bey, bu doğru değil.
Soracağınız soru var mı? Müsaade buyurun buyurun, buyurun dinliyoruz. Buyurun. Şimdi şöyle, şehitleri tartışmayalım, tamam kabul. Siz ne savaşı dediniz, onun için söyledim. Bugün Türkiye 2014-15. Ben terörle mücadele olarak adlandırıyorum. Ama siz bakın, savaş diyorsunuz. Bir saniye dinleyelim. Şimdi, ama benim sözümü kesmeyin. Ben sizi dikkatle dinledim. Buyurun. Barış Bey, çok kıymetli fikirleriniz var. Hepsini dikkatle dinledim. Şimdi savaş bu. Türkiye'nin yürüttüğü savaş nedir? 2016 yılı 24 Ağustos günü Türk ordusu Amerika İsrail'in koridoruna girdi ve orayı yardı geçti. Ondan evvel 15-16 Temmuz gecesi Ankara'da, İstanbul'da Gladio ile bir savaş oldu. Amerika'nın Türkiye'deki silahlı güçleriyle, tanklarıyla, uçaklarıyla hangarlarından çıktılar. Türkiye'nin üzerine yürüdüler. Yıllarca biz onların Gladio olduğunu ifade ediyorduk. Onlarla bir savaş oldu. O savaş da kanlı oldu. 2000'in üzerinde yaralı, bizim tarafın 240 şehidi var. Karşı tarafta ezildi, ayak altında kaldı, hapislere tıkıldı. Tabii siz o savaşlarda taraf olmadığınız için, daha doğrusu gönlünüz karşı tarafta olduğunuz için bu savaşları görmek istemiyorsunuz. Öbür taraftasınız. Evet, öbür taraftasınız. Çünkü söylüyorsunuz, siz ne savaşı veriyorsunuz AK Parti ve siz? Ben de size söylüyorum, Fırat Kalkanı savaşı veriyor Türkiye. 15-16 Temmuz savaşı veriyor, Zeytin Dalı savaşı veriyor, tosuncuklarını yolla falan diyenlersiniz siz. O savaşlara Afrin'e falan giremezsin, nereye giriyorsun diye PKK'yı koruyanlarsınız. Yanınıza HDP'yi, PKK'yı alanlarsınız. Tabii ki o savaşta Doğu Bey, siz Gladio dediklerinizle bugün yan yanasınız, bana hala hikaye anlatıyorsunuz. Kardeşim, Gladio dediniz, bugün... kontrgerilla dediniz, faili meçhullerin arkasında bunlar var dediniz. Şimdi gelmiş bana bu hikayelerinizi bir de böyle bir siyasi demagojiyle bana inandırmaya çalışıyorsunuz ya. Biz o zaman yapmayın Allah aşkına. PKK'ya, Abdullah Öcalan'a çiçek veren sizsiniz. Ben mi verdim Abdullah Öcalan'a çiçek? Şimdi gelmiş beni PKK'yı korumakla, savunmakla eleştiriyorsunuz. Ne ilgisi var? Unuttuk mu o günleri? Barış, tamam. Ya olur mu böyle şey ya? Tamam, peki. Ya terör örgütü liderine götürüp çiçek edecekse, veren Abdullah Doğu Perinçek değil mi? Ben bir yalan söylüyorsun. Bu konuyla alakalı. Verme kimine doğru dergisinin kapağında koydunuz. 1990'dan beri sizin dergilerinizi okuyorum Doğu Bey. Gürkan Bey, bir saniye. Yapmayın ama bak, bana böyle Barış, ithamla gelmeyin. Barış, ben bu ithamı ama, kabul etmem. Ya etmezsin ama. Hayır, böyle sen bir stüdyodasın. Bak, siyasi analiz anladım. Yapacaksa ya, Doğu Bey bir siyasi analiz tamam, yapsın. Barış, bir dakika. Ama yok siyasi efendim işte terör Barış, örgütünü koruyorsunuz. Şu anda... Yok, Amerika'yı korudunuz. Ben Amerikan bayrağını yaktığımda, Lübnan'a saldırı olduğunda siz neredeydiniz Doğu Bey? Ben neredeydiniz? Siz cezaevine atıldığınızda Gürkan Hacır'la biz sizin serbest bırakılmanız için Fethullahçı terör örgütüne karşı mücadele ederken şimdi bu sözleri söylemek size yakışıyor mu? Çok teşekkür Doğu Bey sizdeyiz. Tamam, yani dakika, çok ayıp. Gerçekten Barış, çok ayıp. Tamam ama bir dakika. Hayır. Ya anladım böyle ama bir haksızlığa ama, tamam bir, ama böyle bir siyasi analiz olur mu? Barış ama söz hakkı vermeyelim mi? Bir dakika. Bir dakika, söz hakkı verelim ama bir saniye. Tamam. Keşke buraya gelseydi Doğu evet, Bey. Keşke tamam. Doğu Bey sizdeyiz. Buyurun. Buyurun. Evet, çok teşekkür ederim. Buyurun. Şimdi önce teşekkür ederim. Biz hapishanedeyken bizimle Gladio'ya karşı dayanışma gösteren bütün insanlarımıza yürekten teşekkür ediyoruz. Ama arzu ederiz ki o tavırlarını daha sonra da devam ettirselerdi. Bugün Cumhuriyet Halk Partisi çok açık bir şekilde hapishanelerin kapılarını açacağız. Bütün mağdurları serbest bırakacağız diyerek FETÖ ve PKK ile beraberliğini en ileri derecede ortaya koyuyor. Bakın hapishanelerde kim var? Doğu Perinçek yok. Deniz Gezmiş yok. Efendim İlker Başbuğ yok. Doğan Avcıoğlu yok. Ama PKK var, FETÖ var. Onları hapisten çıkartmak bir Amerika'nın kaos planında rol almaktan başka bir şey olmuyor. Zaten çıkartamazsınız da. Türkiye'de buna müsaade etmez. Ne ordu ne polis buna müsaade eder ne de Türk milleti müsaade eder. Bunlar böyle. İkincisi yalan söylediniz. Ben hiçbir şekilde Abdullah Öcalan'a çiçek vermedim. O tarlada dolaşırken gitti gelincik topladı ve bana getirdi verdi. Bir daha verirse bir daha alırım, onu söyleyeyim. Çünkü ben onu Amerika ile birlikte olmamak, silahları bırakma konusunda ikna etme çabasındaydım. Ve orada onun gazeteci olarak misafiriydim. O çiçek verdiği zaman öyle bir nezaketsizlik yapıp o çiçekleri yere atma, onu söyleyeyim. Ben hiçbir zaman PKK ile uzlaşmadım. 5 tane liderimi PKK'ya şehit verdim. Onlarca arkadaşımı
PKK'ya şehit verdim. İsim isim de sayabilirim. Türkiye'de PKK'ya şehit veren tek partiyim. MHP'nin de var bazı şehitleri. Onları çok açık söyleyeyim. Bugün PKK'nın siz şeylerine girerseniz, o çeşitli medya organlarına, orada bir numaralı düşman. 10 yıllardan beri, 1980'lerden, 70'lerden beri Doğu Perinçek'tir. Aydınlığın kamyonlarını yakmışlardır. Partimize baskınlar yapmışlardır. Silahla savaşmışlardır. Ben oraya gazeteci olarak gittim ve yaptığım söyleşiyi de Türkiye'nin Özel Kuvvetler Komutanlığı kendisi çoğaltıp binlerce dağıtmıştır. Bunu komutanlar da televizyonlarda söylemiştir. Bunları da ifade edeyim. Onun için son bir soru var. Son soruyu şöyle ben sorayım. De soracaktım. Doğu Bey şurası önemli. Bulamıyoruz niye? Peki Fuat Hacı bir saniye. Biliyorum. Bir saniye Aydın, Doğu Bey. Şunu da ayıplıyorum. Şunu da ayıplıyorum. Aydınlara yakıştırmıyorum. Benim vermeyeceğim bir hesap yok. Yaptığım yanlışlarda da yanlıştır derim. Ama böyle sırt üstü yarı yapışınca FETÖ ile PKK ile beraberliklerini, onları hapisten çıkartma beraberliği ve altılı masanın yanında HDP ile devamlı beraber olduklarını falan izah edemeyince, yok bilmem çiçek ya Doğu Bey falan. Zaman gazetesini ziyaret eden sizsiniz yani, Allah aşkına. Gazetesini ziyaret ettim. Ne o zaman ettim. Şimdi ne anlatıyorsunuz? Siz de ziyaret ettiniz sanki Barış Bey. Allah Allah. Yani böyle Barış sanki Bey. Kendiniz hiçbir yere gitmemişsiniz. Benim merak ettiğim bir şey var, bu geçmesin. Barış Bey az önce sen söyledin. Ya ben Doğu Bey ile tartışmak da istemiyorum gerçekten. Hani... Ya Barış Bey izin ver, biz de konuşalım ya. Soru soralım bak, müsaade. Peki Doğu Bey. Bir dakika, bir dakika Hacı, bir daha sen. Buyurun Doğu Bey. Ya ben FETÖ'nün adını koymuşum. Fethullah terör örgütüyle 1970'ten beri savaşıyorum. Fethullah terör örgütünün bir gladyo olduğunu 70'ten beri Türkiye'ye anlatıyorum. Seçimler öncesinde gazeteleri ziyaret ederken bana arkadaşlarım dediler ki ya Zaman Gazetesi'ne gitme. Ben dedim o da bir gazete. Gazete olduğuna göre ben bütün gazeteleri ayrım yapmam. Çünkü ayrım yapmaya başladığım zaman onun şu kurpu var, onun bilmem nesi var, öbürü bilmem nece. Öyle bir ayrım yapmam. Bugün de ben gazeteleri ziyaret edeceğim önümüzdeki günlerde. Hiçbir ayrım yapmayacağım. Hatta Barış arkadaş bilmiyorum hangi gazetede, FETÖ ile PKK ile aynı safta olduğu halde eğer kabul ederlerse onu bile ziyaret edeceğim. İleride de bana 5 sene sonra birileri diyecek ki niye sen barışçı arkadaş gibi FETÖ ile PKK ile aynı safta bulunanları ziyaret ettim. Doğu Bey diyecek. Sizi ben böyle konuşmaktan men ederim. Gerçekten sizi böyle konuşmaktan men ederim. Siz Abdullah Öcalan'dan çiçek aldığınızı söyleyen bir siyasetçisiniz. Zaman Gazetesi'ni gidip ziyaret ettiğinizi söylüyorsunuz. Bununla da övünüyorsunuz. Sizin nerede durduğunuzu ben bugüne kadar anlayamadığım için hakikaten bundan sonra nerede duracağınızı da anlamıyorum. O yüzden sizin yolunuz açık olsun. Mehmet Ağar'la, Ethem Sancak'la, diğer arkadaşlarınızla. Sizinle gerçekten bir polemiğe girmek istemiyorum. Burada olsaydınız hakikaten bir polemiğe belki girerdik, tartışırdık. Ama orada gireriz. Dezavantajlı Gürtan konumda Bey, olduğunuz Gürtan için Bey, dezavantajlı konumdasınız. Çağırırım, orada telefondan bağlanıyorsunuz. Doğu Bey, o yüzden haksızlık da etmek istemiyorum ama sizi böyle konuşmaktan da men ederim. Peki. Sen kimsin benim men ediyorsun? Ben Türkiye Cumhuriyeti'nin bir vatandaşıyım. Çok mu önemli kim olduğu? Konuşamazsınız böyle. Tamam. Benim hakkımda böyle konuşamazsınız. Doğu Bey. Hiç kimse hakkında konuşamazsınız. Sürekli yargılama, sürekli yargılama. Yani dün söylediğinizde bugün başka, dün ak dediğinizde bugün kara diyeceksiniz ve bunlara da benim inanmamı isteyeceksiniz. Geçin bunları Allah aşkına. Doğu Bey son sözlerinizi alalım isterseniz. Gerçekten buradaki ortamı bozmamak için size hakikaten nezaket sınırlar içerisinde bir cevap vermek istiyorum. Keşke burada olsaydınız. Kora kora hakikaten her şeyi tartışsaydık. Tabii tartışırız. Peki son sözlerinizi alayım efendim. Bizim 1968'den beri partimizin tarihinde çizgimiz net. Amerikan emperyalizmine ve Orta Çağ gericiliğine karşı Türkiye'nin bağımsızlığı ve demokrasi. Bu programda, bu devrimci kararlılıkta 60 yıldan beri Vatan Partisi geliyor. Hiçbir bocalaması, hiçbir yalpalaması yoktur. Hataları olabilir ama bunlar stratejik hatalar değildir. Ve burada da çok üstünde durdu. Onu da belirteyim. Bütün gazeteciler, Hürriyet, Vatan, Milliyet, Sabah, ondan sonra Cumhuriyet, işte Barış Bey galiba Cumhuriyet'te mi yazıyor onu da bilmiyorum. Korkusuz'da efendim. Ha, Korkusuz neyse, o zaman Korkusuz yoktu. Bütün gazetelerin genel yayın yönetmenleri, Türkiye'nin en kıymetli gazetecileri ziyaret ettiler. Ben de genel yayın yönetmeniydim ve
röportaj yaptım. Bir tek benim röportajım Özel Kuvvetler Komutanlığı tarafından Türkiye'de yayıldı. Çünkü PKK'yı çok zor duruma düşüren, zayıflatan etkileri olan bir röportajdı. Onu da zaten Türk ordusu çok iyi takdir etti ve televizyonlardan da generallerimiz bunu ifade etti. Onu peki, da ben bir şey peki, sormak istiyordum ama reklama gideceğiz. Reklama uğurlamamız lazım. Şu Zaman gazetesine gazetesine CHP'liler gibi Zaman gazetesi kapatılamaz diye mi gittiniz yoksa öylesine bir ziyaret miydi? Orası da eski. Seçim öncesinde Vatan Partisi'nin genel başkanı olarak bütün yayın organlarını ziyaret ettim. Bütün yayın organları. Yani Hürriyet, Milliyet. Sizden de kısaca alalım soruyu isterseniz. Yani evet, hepsini ve orada benim kendi arkadaşlarım dediler ki bak bu FETÖ'yle falan mücadele ediyoruz. Bu Zaman Gazetesi'ne gitmeyelim falan. Hayır dedim yayın organı olduğuna göre. Çünkü bir ayrım yapmaya başladık mı o ayrım nerede bitecek? Bakın aynı şekilde Akit Gazetesi beni davet etti. Ondan sonra programlarına çağırdı Akit Televizyonu. Orada da kendi arkadaşlarım itiraz etti oraya gitme falan diye. Peki oraya gitmesem şu falancaya da gitmemem lazım. Öbürüne de gitmemem lazım. Diğerine de gitmemem lazım. En doğrusu yayın organı yayın organıdır. Biz devlet gibi davranacağız. Hani devlet nasıl yayın organlarına eşit işlem yapmak durumunda. Biz de yarın devleti yöneteceğiz. Dolayısıyla yayın organları hakkında yayın organı ise resmen çıkıyorsa bir ayrım yapmayacağız. Hepsine gideceğiz, partimize anlatacağız. Dedim evet, ve Doğu yine Bey. Yaparım. Çünkü Doğu bakın, Fuat Uğur'un bir sorusu var efendim. Kimle konuşuyorlar? Bir dakika. 15 yılını Gladio'nun hapishanelerinde, işkencelerinde geçirmiş. Fethullah'ın devamlı hedefi olmuş. PKK'nın devamlı hedefi olmuş. Bir parti lideriyle konuşuyorsunuz. Onun için sizin sözlerinizin hiçbir değeri yok o tür suçlamaların Barış Bey. Onu da Doğu Bey sizin bu söylediklerinizin de benim için emin olun sinek fızıltısı kadar değeri var. Ondan peki Doğu Bey. Doğu Bey. Hiçbir kıymeti yok. Ben size bir şey Doğu söylemiyorum. Bey. Türk milletine söylüyorum burada. Buyurun. Doğu Bey. Şimdi konuyu biraz bunun dışında çıkaracağım ve ilk başa dönmek istiyorum ben. Şimdi Mehmet Ağar'la ilgili sözleriniz gerçekten de Türkiye kamuoyunda ilgiyle karşılandı. Tabii Vatan Partisi'nin cephesini genişletmesi konusunda Mehmet Ağar, yani birçok ismi düşünebilirdim ama Mehmet Ağar'ı pek aklıma getirmemiştim. Ama öte yandan da Mehmet Ağar'ın partinize gelip gelmeyeceği konusunda daha henüz bir kesinlik yok. Siz gelirse seviniriz dediniz. Memnun oluruz dediniz. Hayır ben kararlılığımı ben ifade etmek için söylüyorum. Öyle bir evet, şey tamam. Bahis konusu yani, değil. Ama ben yani bir prensibi anlatıyorum. Anladım. Sayın Kemal Kılıçdaroğlu Vatan Partisi'ne katılırsa ki bir gün o da katılır ondan sonra. Ondan da çok sevinç duyarım. Ben Sayın şunu Meral Akşener bir gün Vatan Partisi'ne katılırsa ki öyle günler olur ki o da gelip katılabilir. Ondan da sevinç duyarım. Yani benim böyle şu kirlidir, bu bilmem nedir falan değil. Zaten Vatan Partisi'ne kim katılmak istiyorsa o bir irade ortaya koyuyor. Vatan Partisi'nin programını, siyasetlerini benimsiyor demektir. Onun için orada ben hiç kimsenin geçmişini aramam. Çünkü anladım. Bir savaş dönemine girmişiz. Evet. Sorumuz şöyle sormak istiyorum. Şimdi Vatan Partisi yani sonuçta itibariyle bir siyasal parti ve bir seçim dönemine giriyoruz ve bir takım anketler oluyor. Türkiye'de büyük bir çoğunluk var kararsız ve Türkiye'nin sorunlarını hiçbir siyasal partinin çözemeyeceğine inanan bir kararsız bir çoğunluk var. Yani ciddi bir kitle var. Dolayısıyla siz partinizin yelpazesini şimdi Ethem Sancak'ın partinize katılmasından yola çıkarak söylemiyorum pek. Hani Mehmet Ağar da gündeme gelince yelpazesini biraz daha genişleterek ve daha kitlesel bir parti olmak ve daha seçime yönelik olarak biraz daha atılımcı bir parti olmak yolunda adımlar atacak mısınız? Böyle bir ipucu mu seziyoruz? Bunu öğrenmek istiyorum. Evet tabii efendim. Bakın biz %100'ünden Türk milletinin insan kazanıyoruz. Bize Cumhuriyet Halk Partisi'nden çok katılma var. İyi Parti'nin Şırnak örgütünün neredeyse tamamı 150 kişi birden katıldı. Her yerde Haran'da katılma var İyi Parti'den. Her partiden katılmalar var. HDP'den Güneydoğu'da Vatan Partisi'ne çok katılma var. HDP'den. Ama biz HDP'deki vatandaşlarımızı PKK'ya karşı bir partiye kazanıyoruz. Yoksa
PKK'nın yanına sokularak oradan güç toplama çizgisi izlemiyoruz. Fark burada ama biz HDP'den Vatan Partisi'ne bu kadar yoğun katılma olduğu için iktidar ediyoruz. Demek ki Vatan Partisi insanları dönüştüren bir parti. Bakın bu konuşulmuyor. HDP'den Vatan Partisi'ne katılanlar var. Vay HDP'den size katılıyor diye kimse sormuyor. Mehmet Ağar'ı soruyorsunuz. Mehmet Ağar Vatan Partisi'ne katılıyor diye bir olay yok. Ama ben şunu söylüyorum. Önümüzdeki savaşta bu savaşta ben varım diye irade koyan herkes bizim için baş tacı. Peki. Doğu Perinçek çok teşekkür ediyoruz efendim. İyi akşamlar diliyoruz. Hayırlı sağ olun. Siz de iyi akşamlar diliyoruz. İyi akşamlar. Sağ olun. Çok sağ olun. Şunu da söyleyeyim Gürkan Bey. Barış arkadaş ne zaman isterse ikimizi çağır. Bunları böyle sakin sakin peki. Bu konuları konuşalım. Tamam? Peki, memnuniyetle. Sağ olun. Memnuniyetle. Hepinize iyi akşamlar selamlar. Efendim. Selamlar. Sağ olun. Sağ olun.